Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Değerli kardeşlerim, merhabalar. Öyle yürüyün ki, öyle koşun ki özgürleşin. Öyle yemek yiyin ki iyi beslenin. Öyle okuyun ki kadim bilgileri edinin. Öyle geçici bilgiler üzerinde yoğunlaşmayın. Öyle bilgiler olsun ki size sonsuza kadar gerekli olsun. Her yağmur bereket getirmez. Her insan insan değildir. Onun için arı kraliçeye selam olsun. Arı kraliçe 5 yıldız tarafından korunan bir kadındır. 5 kadın ve arı kraliçenin iç içe geçmiş hayatı vardır. Allah nasip ederse kendisinin en önemli çiçeği papatyadır. Kendisi bilir mi, bilmez mi bilemem ama papatya tarlalarında, bozkırlarda adı bilinmektedir. Arı kraliçe sen çok yaşa. Sen bir arı kraliçe olarak etrafı toparlayan ve arılara sahip çıkan bir ruhsun. Dualar. Melekler sana çokça görünüyor kuş şeklinde. Bu kuşlar küçük kuşlar. Değişik. Zaman içerisinde daha fazla anlaşılacak ve anlamlanacaktır. Öyle bir zamandayız ki dağların eriyeceği zamanda denizlerin fukur fukur kaynayacağı zamanda ve yıldızların ışığını söndüreceği zamanda ve Tekfir suresinin 7. ayeti çok kıymetlidir. Ve izan nüfusu zuvicet. Ruhların birleştiği zamanda, yani önemli bir birleşim olduğu zamanlarda arı kraliçenin kıymeti çok anlaşılacaktır. Haksızlıklar yapılmışsa da, iftiralar atılmışsa da, yanlış anlaşılmışsa da kendisi kıymetlidir ve batın alemde tanınan ve kıymeti bilinen bir ruhaniyettir. Önemli evlatlar doğurmuş ve kıymetli evlatlar, aslında evlatlarının da çok üst seviyede ruhlar olduğu zaman içerisinde ortaya çıkacaktır. Yalnız şöyle bir durum vardır, manipülasyon meselesi çok derindir. Çok derindir. Özellikle yiyeceklerle alakalı. Yalnız arı kraliçe elinden gelenin fazlasını yapmıştır. Dünya için, insanlık için, kadınlar için elinden gelen en değerli mütevaziliği göstermiştir. En değerli, kıymetli salatları yapmıştır. İbadetleri yapmıştır. Her biri kendi alanının en önemlileridir. Mavi su, Meşteli Meryem, asası olan kadın, 28 nolu kadın, 85 nolu, 9 numaralı. Sebe merkezinin kolyesini taşıyacak olan, 82 numaralı kadın, camiyle alakalı olan, beyaz atı olan ve pembe gezegeni olan, pembe renkli. Bunlar çok önemlidir arkadaşlar. Ama insanlar anlamazlar. İnsanlar anlamazlar.
Şeytanın yolunu takip edenler anlamazlar. Yılana hizmet edenler anlamazlar. Bu temiz bir elbisedir. Onun için arkadaşlar, rakamlar ve vizyonlar, rüyalar kıymetlidir. Enoch, İdris Aleyhisselam'ı iyi düşünmemiz gerekir. Zaman akıp giderken su gibi. Ya sen neredesin? Sen neredesin? Yağmur sellere dönerken sen neredesin? Depremler olurken, enkazlarda insanlar kalırken neredesin? İnsanların düzeleceği ve güzel bir hayat, toplu şekilde insanların eşit olacağı bir zaman gelmedikçe bu durumların devam edeceği açıktır. Nuh Aleyhisselam zamanından bugüne kadar binlerce helak olayı olmuştur. Bu helakların belirli sebepleri vardır. Tarık yıldızı vardır. Şimdi Arı Kraliçe annenin 5 yıldızla alakası vardır. 5 sayısıyla alakası vardır. Papatya ile alakası vardır. Bir kuşla alakası vardır. Kıymetlidir bunlar. Ve bir sandıkla alakası vardır. Kendisinin duaları kıymetlidir ve etkilidir. Her duanın kendi içerisinde kıymeti vardır. Arı Kraliçenin daha fazladır. Bu konuda üst seviyededir. Onun için Arı Kraliçe annemizden her zaman dua isteriz. Her zaman isteriz bunu. Her zaman hepinizin yapmasını istiyorum duaları. Dualar kıymetlidir. Arı Kraliçe anne toparlayıcıdır. Bal bir mükafattır. Bal için belli bir süre gerekir. İlim de öyledir. Papatya'ya ihtiyaç duyulur. Çiçeklere ihtiyaç duyulur. Nahl suresi okunması gereken Arı Kraliçe annemizin okuması gereken ve içinde sırların olduğunu buradan anlatmak istiyorum. Kendisi bilinen ve sevilen bir ruhaniyet olarak bana gelen bilgiler de şöyledir. Yeşil gezegenden kendisi çok sevilen biridir. Yeşil gezegende kendisi çok sevilen biridir. Kıymetlidir ve İslam'ı çok doğru yaşayan bir ruhaniyet olduğu ile alakalı bilgi vardır. İslam'ı çok doğru anlamış ve kavramış ve yaşamış. Bazı insanlar kendilerini üst derecede görebilirler. Bu da normal bir durum. Arı Kraliçe anne tam olarak böyledir. Hani çok üsttedir ama kendini çok da ortaya atmaz. Mütevazi, yani mütevazi olarak. Bazı insanlar ise üst derecede olmasa da kendini üst derecede görebiliyor. İşte bu da farklı bir durum. Ama Arı Kraliçe annede bu değildir. Emek verilmiş bir hayat. Bir ilim. Eyüp Aleyhisselam'ın tabii ki Eyüp Aleyhisselam kadar derin değil. Hani acı olarak değil ama bazı yerlerde benzerlik vardır Eyüp Aleyhisselam'la. Kıymetlidir. Onun için orada bir sır vardır. Ona bir mükafat vardır. Saygılar ve sevgiler. Arı Kraliçe anneye saygılar ve sevgiler.